Herkese selamlar, hürmetler. Kur'an-ı Kerim Rabbimizin bize gönderdiği en önemli mesaj, Allah'ın en büyük lütuflarından birisi, Allah'ın ziyafet sofrası. Bu semavi ziyafet sofrasından alabildiğince ve olabildiğince istifade etme adına mealler, meallerin bize verdiği Kur'an hakikatleri üzerine durmak, Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin mealli mukabele derslerindeki anahtar yaklaşımlarını sizlerle paylaşmak istediğimizi daha önce ifade etmiştik. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önce Muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin meallere bakışı ile ilgili bir kısmı sizlerle paylaşmak istiyorum. Hoca Efendi Ramazan ayında bir Kur'an tefsirini bitirmeyi hedef göstermenin yanında mealli mukabele okumayı da tavsiye ediyordu. Tabi bu mealli mukabelenin açıklamalı olması ve herhangi bir e, şüpheye, yanlış anlamaya meydan vermeyecek şekilde hazırlanmış olmasına dikkatleri çekmişti. Onun ifadelerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Daha doğru bir ifadeyle Hoca Efendi'nin meallerden istifade etme adına verdiği ölçüyü aynen kendi ifadeleriyle sizle paylaşmak istiyorum. Tabii ki Sati de olsa bir malumat edinmek, belli mülahazaları öğrenmek ve zor anlaşılan bir kısım ifadelerle alakalı bazı ipuçları elde etmek için yüce kitabımızın açıklamalı bir mahalle müracaatta bulunmak her zaman faydalı olur. Selim akıl, selim his, selim kalp ve temiz vicdan sahibi bir insan tarafından hazırlanan böyle bir maal, Kur'an etrafındaki şüphe fırtınalarına ve vesvese rüzgarlarına karşı bir sera vazifesi görebilir. Fakat hiçbir meal, Kur'an'ı bütün manaları, mazmunları, içerikleri, muhtevası ile ihata edemez. Meallerden, şerhlerden, tevillerden, tefsirlerden faydalanılır. Ancak bunlar ilahi kelamın yerine konamaz. Dahası Kur'an sadece onlarla yeterince anlaşılamaz. Şimdi Hoca Efendi'nin bu bakış açısını ifade ettikten sonra değişik eserlerinde tefsirle ilgili, meallerle ilgili yaklaşımlarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu paylaşmam sadece referanslarını gösterme şeklinde olacak. Hoca Efendi'nin Kur'an'a kerim ve meal üzerine diye müstakil bir makalesi var kendi imzamıza doğru kitabında. Ayrıca fasıldan fasla iki de mealler okunmalı mı diye bir bölüm var. Kur'an'ın hakki tercümesi kabil değildir diye ustat muştusunda bir yer var. Kur'an tefsirinde bir ölçü diye fasıldan fasla 4'te yine bir yer var. Bunların yanında Hoca Efendi'nin Kur'an'dan idraki yansıyanlar, Kur'an'ın altın ikliminde bir icaz hecelemesi gibi kitaplarında da Kur'an tefsiri, Kur'an mealleriyle ilgili yaklaşımları var. Şimdi hocamızın meallerle ilgili yaklaşımlarına geçiyorum. Hocaefendi'nin Kur'an mealleriyle ilgili en önemli yaklaşımı benim görebildiğim, anlayabildiğim kadarıyla hocaefendinin Kur'an mealleriyle ilgili en önemli yaklaşımı Kur'an'a bütüncül bakış Kur'an ve sünnete bir bütüncül bir bakış açısıyla meal vermeye çalışmak. Çünkü bütüncül bir bakış çok önemli. Yani bütüncül bir bakış olmazsa yanlış anlama, düşünce kayması olabiliyor. Yani bu temel disiplin hemen her konuda çok önemli olduğu gibi Kur'an'ın doğru anlaşılması ve doğru yorumlanmasına da hayati bir öneme sahiptir bu esas, bu temel disiplin müteşabi ayetlerin muhkem ayetlere irca edilerek tefsir ve yorumlanmasında zaruret derecesinde öneme sahip olduğu gibi genel manada Kur'an meal ve tefsirinde de daima göz önünde bulundurulması gereken temel bir disiplindir. Muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi mealli mukabele derslerinde bu disiplin üzerine ısrarla durmuş ve değişik açılardan da önemli vurgu yapmıştır. Zira tekrar ifade edelim, Kur'an'a bütüncül bir bakış, sünnete bütüncül bir bakış, Arap dilinin karakteristik özelliklerine bütüncül bir bakış, Arap dilinin karakteristik özelliklerine bütüncül bir bakışla, genel bir bakış açısıyla Kur'an'ın meallendirilmesi lazım. Şimdi bu ustada Kur'an'ı ve sünneti adeta emarını çekercesine çok iyi inceleyip analiz edip temel prensipler çıkaran ehli sünnet ulemasının bakış açısı çok önemli. Çünkü ehli sünnet ulemasının ortaya koyduğu inanç esasları Kur'an'ın sünnetin bütüncül bir bakış açısıyla incelenmesiyle ortaya konmuştur. En önemli meselelerden bir tanesi Allah'ın zatı ile ilgili, sıfatları ile ilgili müteşabih anlatımların doğru anlaşılması, doğru yorumlanmasıdır. Müteşabih ifadelerin doğru anlaşılması için muhkem dediğimiz manası açık, net ve belli olan nasların merkeze konarak yorumlanması prensibi hayat öneme sahiptir. Şimdi Allah'ın zat ve sıfatları ile ilgili muhkem naslar nedir? Leyse kemisli şeyun ve huve semil alim. Onun benzeri hiçbir şey yoktur. Ve huve semil basir. Allah semi basirdir. İşitendir, Görendir ama işitip görmesi hiçbir şeye benzemez, hiçbir varlığın yine benzemez. Genel bütün Allah'ın sıfatları bu şekilde. Allah zatında sonradan yaratılmış hiçbir şeye benzemediği gibi sıfatlarında da mahlukata benzemez. Bu ve benzeri ayetler bunu ifade etmiştir. İslam alimleri bu ve benzeri ayetlerden mesela ve kulil hamdulillahi lazi lam yattahiz veleden ve lam yekun lehu şerikun fil mulki ve lam yekun lehu veliyun minez zulle ve kebbiru tekbira bakın bu ayette Allah'ın bir evlat edinmediği onun ortağın olmadığı ifade ediliyor. Hepimizin bildiği İhlas Suresi'nde ve lem yekun kufuven ahad. Allah'ın hiçbir dengi yoktur. Hiçbir varlık Allah'a benzemez. İşte ehli sünnet alimleri bu ve benzeri ayetleri hadis, hadisleri süzerek muhalefetün lil havadis disiplinini tespit etmişlerdir. Allah yaratılmışlara benzemez. Allah sonradan yaratılmış varlıklara benzemez. Çünkü biraz evvel ifade ettiğimiz gibi Allah'ın şeriki ortağı yoktur. Annesi babası yoktur. Evlat edilmemiştir. Allah'ın yardımcısı yoktur. Allah beşere ait bütün özelliklerden münezzehtir. Allah'ın zatı yaratılmışlara özgü niteliklerden münezzehtir. Sıfatları da öyledir. Allah'ın sıfatları onun celal ve kemale layıktır. Mahlukatın sıfatları ise onların zaaf ve iftikarına göredir. Dolayısıyla Cenab-ı Allah'ın zatı ve sıfatları ile ilgili müteşabi ayetlerin, müteşabi anlatımların Allah'ın hiçbir şeye benzemediğini ifade muhkem nasların ulemanın ifadesiyle muhalefetün il havadis düsturunun merceğinden değerlendirilmesi gerekir. Ona göre mal vermek doğru ve isabetli olur. Şimdi örneklere geçelim. Besmele ile başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi genelde meallere baktığımızda Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla deniyor. Şimdi burada olan kelimesi biraz evvelki bahsettiğimiz muhalefetin havadis düsturuna yaklaşımına uygun değil. Doğrusu veya daha dikkatli bir yaklaşım Rahman ve Rahim Allah'ın adına Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla şeklinde olmasın. Nitekim Allah'a hamdi yazır tefsirinde bunu çok güzel ifade eder. Olan Rahman ve Rahim olan kelimesinin bu rabıtayı vasviye Allah'ı nitelendiren bu vasfın bir su ihamı içerdiğine dikkat çekiyor. Çünkü olmak fiili dilimizde hem keynunet hem sayruret manalarında müşterek ortak bulunduğunda haşa evvel değil imiş de sonradan Rahman Rahim olmuş gibi bir manayı hudusu ihamdan hali değildir. Yani olan dediğiniz zaman Allah Rahman ve Rahim değildi. Sonradan ve Rahman ve Rahim oldu gibi hudus manası, sonradan meydana gelme manasını vehmettirmektedir. Yani dolayısıyla bu mana doğru değil. Yani e, Rahman ve Rahim Allah'ın ismiyle Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla demek daha isabetli bir yaklaşım. İnşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Satırlar arasında Mekke'ye doğru bir yolculuğa çıkmak ister misiniz? Harun Tokak, Ben Mekke kitabıyla bizleri böylesi bir seyahate davet ediyor. Bu kitap bir haç ve ümre rehberi değil. Mekke ve çevresindeki mübarek yerleri, mekanın dilinden dinleme fırsatı. Bu kitap sayesinde kutsal mekanlar neler görmüş, nelere şahit olmuş öğreniyor, Mekke özelinde kısa bir İslam tarihi okuması yapmış oluyoruz. Adeta tatlı bir sohbetle bir çeşit maneviyat yolculuğuna çıkıyoruz. Kutsal topraklar için anlatılmaz yaşanır denir. Daha iyi yaşayabilmek için bu kitap rehber olabilir. Ben Mekke Ben Kudüs ve Ben Mekke ile başlayan Konuşan Taşlar serisi Ben Medine ile devam ediyor. Gazeteci yazar Harun Tokak, Ben Medine kitabıyla bizleri Medine-i Münevvere'den Mescid-i Nebevi'ye, Suffe'den Arafat'a doğru bir yolculuğa davet ediyor. Bu kitap bir hac ve umre rehberi değil, Medine ve çevresindeki mübarek yerleri, mekanın dilinden dinleme fırsatı kitap sayesinde okurlar kutsal mekanlar neler görmüş, nelere şahit olmuş öğreniyor. Medine özelinde kısa bir İslam tarihi okuması yapmış oluyoruz. Adeta tatlı bir sohbetle bir maneviyat yolculuğuna çıkıyoruz. Kutsal topraklar için anlatılmaz yaşanır denir. Daha iyi yaşayabilmek için bu kitap bir rehber olabilir. Ben Medine Süreyya kitapta. Süreyya Kitap www.sureyakitap.com'da.